Arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda sizinle Ataberk Eren, Melih Yurtsever arasında oynanan çok güzel bir maç daha inceleyeceğiz. Bir modern savunma oynandı bu maçta arkadaşlar. Çok denk giden bir maçta. Yine taktik olanaklardan dolayı oyunun kaderi değişti. Evet, sizinle bu maça bir başlayalım. E4, D6, D4, at F6, at C3, E5. Evet. Pirk savunması arkadaşlar. At F3 oynanınca burada aslında D5, D5 sanki bu değişimler ve rok bozuyor gibi gözüküyor ama bu siyahlar için o kadar da kötü değil arkadaşlar. Ama ben oynanmış devam yolu üzerine analiz yapmak istiyorum sizden. At F3, at BD7, fil C4. Ana devam yolundan devam ediyor iki tarafta. Fil E7, kısa rok. Kısa rok, kale E1, C6. Şimdi siyahlar B5 istiyor. A4 burada zorunlu. A4'e. H6. Evet, burada arkadaşlar normalde en çok önemli hamle B6 hamlesi. B6'ya D5, C çarpı D5, at çarpı D5, fil B7, B3, kale C8, kale E2, at C5, at F6, fil F6, fil D5. Devamında vezir D7, fil A3, fil çarpı D5, vezir çarpı D5, kale FD8 ve eşit bir konum oluyor arkadaşlar. Burada herhangi bir tarafın bir üstünlüğü yok ama oynaması kolay taraf tabii ki beyazların konumu diyebilirim. Özellikle D6 piyonundan dolayı ama eşit bir konum diyebilirim arkadaşlar burada. Burada H6 oynanınca tabii burada Melih Yurtseven bir hazırlık yaptığını görüyorum. Öyle düşündüm daha doğrusu. E6'ya A5. Evet, güzel bir hamle. B6 yapılmadı. O yüzden A5 ile bu hamleyi zorlaştırmak istiyor. At B6'ya geçirtmek istemiyor. Çok güzel bir hamle. Kale E8'e H3. Kale B8'e fil E3. B5'e AB6. AB6. ED5. D çarpı E5. D çarpı E5. Vezir D3. Evet, onun arkadaşlar bu vezir D3 hamlesi yerine siyahların özellikle atının konumundan yararlanmak için ve bu çapraz kapalı olduğundan dolayı at E4 hamlesi düşünülebilirdi. At E4, at F5 planı. B5'e fil B3. Şimdi vezir C7. Kale A7. Önce bir vezir istiyoruz. Kale B7. Kale çarpı B7. Vezir çarpı B7. Şimdi at F5. Şimdi önemli bir kare. At C5. At D6. Fil çarpı D6. Vezir çarpı D6. At çarpı B3. C çarpı B3. B4. At A2, at E4'de de vezir B4 şeklinde oynanabilirdi. Bu konum iki taraf için de eşit. Ha, siyahların merkezde bir piyon çoğunu var. Burada double piyonu var. C6 zayıf. Denk bir konum kabul edilirdi arkadaşlar. Bu şekilde oynayabilirdi beyazlar. Vezir D3 oynayınca artık şimdi B5, fil B3'e, vezir C7'de aynı pozisyona gidiyoruz ama artık atımız F5 karesine gitmiyor. Bir tehdidimiz yok. Özellikle D6 karesinden yararlanamıyoruz. Kale A7, kale B7, kale çarpı B7, vezir çarpı B7, vezir D1. Bir tempo kaybetti beyazlar. Bu tempoda tabii çok ağır bir sonuca mal oldu. B4, at A4, C5 güne güzel bir hamle. E4'e bir baskı yapıyor. At D2, vezir C6, C3'e fil B7, E4'e bastı. F3, fil E6. Bu da güzel bir hamle. Fil C4'e at E5, B3'e fil H4. Şimdi kale F1. Burada istese hamle tekrar da yapabilirdi siyahlar ama tabii pozisyonda üstün olduğundan dolayı. Yani denk bir konum ama oynaması kolay taraf tabii ki saldırı yapan taraf olduğundan dolayı siyahlardır arkadaşlar. Kale D8. Fil çarpı A6 vurdu. Vezir çarpı A6'ya da fil F2 döndü. Şimdi bu fil F2 yerine arkadaşlar C çarpı B4'den de başlanabilirdi. C çarpı B4. C çarpı B4. At B2. Çünkü at B6 geldiğinde hem kalenin bunun hattı açılacaktı. Bu tür tehditlere dikkat etmek gerekiyor. Şimdi at B8, at C6, at D4 fikrimiz var. At C4'de at E5, kale F1. Ya bu şekilde de oynanabilirdi. Yine siyahların özellikle D hattını ele geçirmesinden dolayı kalesi pasif durumda olduğundan dolayı at C6, at D4 gibi fikirler olduğundan dolayı hafif de olsa üstün konumdaydı diyebiliriz. Ama burada fil F2 oynayınca at F6 oynadı. Şah E2 burada kötü bir hamle arkadaşlar. Onun yerine burada şimdi şah E2
bir kere özellikle D2'deki atın konumu çok zayıfladı. Herhangi bir şekilde biz bir kere açmazdan kurtulmamız gerekiyordu. Vezir D3 oynadı ama burada kesinlikle ama kesinlikle fil G5 hamlesinde düşünmesi lazımdı siyahların. Çünkü D2'deki atın açmazından kurtulmamız lazım arkadaşlar. Şah E2 bence vezir C2'nin yer değiştirmesi lazımdı. Yani vezir C2 ben burada öneririm. Ama bu maçta vezir D3 hamlesi oynandı. Vezir D3 oynanınca arkadaşlar onun yerine de ben dediğim gibi fil G5 hamlesi güçlü hamle. At C5'e vezir C8. Fil G3'e vezir C5. Şu an D2'deki açmaz hala devam ediyor. CB4'de vezir B4. Artık D2 düştü. Taş geride kaldık ve oyun kayıp olacak artık beyazlar için. Bu şekilde oynayınca işte şah A2 burada maçı kaybettiren hamle diyebilirim arkadaşlar. Şimdi vezir D3 oynanınca fil G3, fil G3, şah G3'e artık B çarpı C3 güzel hamle. Şimdi atı kaldıramıyor zaten kale kazanır net bir şekilde. At C5'e, vezir D4. Evet, vezirleri tahtada tutmak istiyor çünkü D piyonundan yararlanacak. Çünkü piyondan en de sonu çünkü açmazdan kurtulamıyor. B4'e C çarpı D2, kale E2'ye vezir çarpı B4. Yine güzel bir hamle. Şimdi D2'yi koruyoruz, atı istiyoruz. Burada artık gideceği çok da bir karesi olmadığından at B3 oynadı ve burada Melih Yusamen çok güzel bir feda yaptı. Vezir çarpı B3 eğer alırsa arkadaşlar D1 vezir çıkıyordu. Alınca da alıyordu ve bir taş önde kalıyordu ve burada beyazlar oyunu terk etti. Melih Yusamen de gerçekten bu turnuvaya hazır olduğunu gösteren oyunlar oynadı. Özellikle Kıvanç abinin maçında üzüleceği bir pozisyonda berabere kaldı ama onun dışında genel olarak güzel bir performans gösteriyor. Bir uluslararası usta nasıl oynar ki yakın zamanda da büyük usta unvanı alacağını düşünüyorum kendisinin. Bütün oyuncu arkadaşlarımızı, abilerimizi, kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Önündeki turlarda hepsine başarılar diliyoruz. Eğer siz de videomuzu beğendiyseniz beğeni atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Diğer videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.